Van'ın binlerce yıl mimari kültür varlığı kerpiç ama çağdaş olacağız denilerekten mimari kültür varlığı dozerle dayanıp yok ediliyor. Yerine beton binalar çıkılıyor. Şeyi göstermeye çalıştık. Bugünkü bütün inşaat tekniklerini kullanaraktan kerpici inşaat olaraktan yapabiliriz. Onun için bir bina yaptık. Ne kadar? 6 metreye 6 metre. İçerisinde muhtar ofisi, muhtarın odası, sekreterin odası, bir tuvalet, çay mutfağı, giriş kapısı filan. 6 metreye 6 metre bir bina. 3 günde inşa ettik. Hocam nasıl bir çocuktunuz? Anneniz, babanız, sizi mimarlığa hazırlayan ortam, fiziksel çevreniz? Babam Atatürk'ün yurt dışına eğitim için gönderdiği makine mühendisi ve eğitime çok önem veren insanlar. Bir kuşak gerisi dedem Edirne'de yaşıyor ve biz Ankara'dan Edirne'ye tatil için gittiğimiz zaman dedem Selimiye'ye götürürdü beni, okul öncesi çocuğu. Ve Selimiye'nin avluya girişi, o dış çevre duvarları, camiye geliş, ön cemaat, kolonlar, içeride kullanılan malzemeler, bugünkü mimarların dahi henüz daha vakit ayırmadığı konuları bir orman mühendisi olaraktan bilgili ve onu yeni kuşaklara anlatan bir insandı ve birdenbire o küçücük çocuk olaraktan mimar olmaya karar verdim. Ben de güzel binalar yapayım diye. Sizi mimarlığa götüren süreç aslında buydu. Evet, oradan başladık. Sonra tesadüfen Alman Lisesi'ndeydim. Okumanın son senelerinde bir hayvan çiftliğine götürdüler teknik gezi olaraktan. Aa dedim, mimar olacağım. O zaman çiftlik mimarisi yapayım ben. Ve onlar öyle birleşti arka arkaya. Arkasından bugün Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi orada okumaya başladım. Oradan sonra da stajlara Almanya'ya gittim. O dönemde stajlar 3 aylıktı. Şimdi 20 gün. Mimarlık eğitimini başarmış öğrenciler gerçek hayata tırmandıklarında ama eğitimleri sırasında sadece teorik kısımları dinlediyse ve staj aşamasında gerçeklere ellerini değdiremedilerse başarılı olmaları çok zor. Şimdi bizim zamanımızda eğitim zaten 5 seneydi ve o kadar yüklü bir çalışmaydı ki ben bilerekten az ders alaraktan 6 sene yaptım. Eğitim döneminde hep çalıştım. Almanya'da staja gittiğimde çalıştığım ofisin, Münih Yapı İşleri Bürosu Belediye'nin çok şey öğrendim. Onlardan bir tanesi hala da kerpiç yapı kullandıkları sene 67 ve İkinci Dünya Savaşı sonrası çok konutsuz kaldıklarında her taraf bombalanmış. Birdenbire yeni teknoloji başlıyor, çimento ve betonarme. Ve betonarmeyi fabrika üretiminde plaklar halinde prefabrikasyon olaraktan elde ediyorlar. Ve o duvarları birleştirdiklerinde mekanları oluşturuyorlar. Ve zannediyorlar ki ilk başta bu mekanı oluşturmak, içinde yaşamak için yeterli. Halbuki dışarıda eksi 20 derece olduğunda 10 santimlik betonarme perdenin içinde yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla işte merkezi ısıtma sistemi doğuyor, ısı izolasyon malzemesi ve kullanma teknikleri doğuyor. Onu da orada öğrenmiş oldum. Üniversite bitip de iş hayatına ilk önce proje bürosu yönettim. O kadar çok katlı bina İstanbul için ilk tecrübeydi. Sheraton Oteli'nin hali. Yaklaşık 4000 metrekareydi sanıyorum doğramaları alıp Sheraton Oteli'nin yüzeylerine giydirdik. Çift katmanlı, ısı izolasyonlu falan son derecede çağdaş teknikli binalar. Bütün onları da bitirdikten sonra artık akademik olmaya ve öğrenci yetiştirmeye karar verdim.
Teknik Üniversitede yolunuz Ruhi Kafesçioğlu ile kesişmiş. Evet. Kendisi de kerpiç üzerine araştırmalar yapmış, saygın bir bilim insanımız. Sanıyoruz kerpiç serüveniniz de böyle başlamış hocam. Evet. Kendisi hayatınızda nasıl bir rol oynadı? Şöyle diyelim, Ruhi Kafesçioğlu profesör malzeme hocasıydı. Ben yapı, yani taşıyıcı sistem bölümündeydim. Ve geçirdiğim eğitim süreçleri içerisinde, staj dönemi içerisinde kerpiçe ilgi arttığı için Ruhi Bey de geleneksel samanlı kerpiç yerine alçı kireç katılaraktan inşaatın hızlandırılması konusunda çalışmalar yürütüyordu. O malzeme hocası olarak ben de taşıyıcı sistem yapı hocası olaraktan onun reçetesini alaraktan diğer araştırmaları, özellikle deprem güvenliği konusundaki araştırmalar çok büyük başarı elde edildi. Diğeri de kerpiçin harç kısmı aslında bugün kullanılan agrega ve çimento, beton oluşturuyor. Agregayı toprak derseniz taneli olaraktan, bağlayıcı olarak çimento yerine alçı kireç derseniz, bütün beton teknolojisinin bilgisi, makinaları, her türlü işlemi kerpiçte kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? İnşaatınız çok hızlanmış oluyor ve çok düzgün yüzeyli, başarılı yapılar elde ediyorsunuz. Biz işte 90'dan bu yana örnekleri yürütüyoruz. Burada tabii dikkat edilecek bir konu daha var. Eğer ki toprağa siz çimento katarsanız ısı iletkenliği değişmiş oluyor. Alçı kireç toprağa katılmada elde ettiğiniz direnç çimento kattığınızda betona dönüyor, yaklaşıyor veyahut da. Dolayısıyla biz hiç çimento katmadık. Alçı çok çabuk priz yaptığı için priz yaptıktan sonra tokmaklar sıkıştırırsanız onun bütün bağlayıcılığı kopmuş oluyor. Taşıyıcılık sistemi bozulmuş oluyor. Bu ne demek? Kireç katılaraktan alçı kireç yapıldığında 4 dakikalık sertleşme süresi yerine 20 dakikaya uzamış oluyor. O 20 dakikanın içerisinde karıştırma suyla beraber kalıbın içerisine dökme ve tokmaklama işini bitireceksiniz. O ne demek? İnşaatınız çok hızlı olacak demek. Arada hiçbir şey için vakit kaybetmeyeceksiniz. İşinizi çok hızlı yapacaksınız. Zaten hep sırası geldiğinde söylüyorum. Van için numune örnek bina yapmıştık. Van'ın binlerce yıl mimari kültür varlığı kerpiç. Ama çağdaş olacağız denilerekten mimari kültür varlığı dozerle dayanıp yok ediliyor. Yerine beton binalar çıkılıyor. Şeyi göstermeye çalıştık. Bugünkü bütün inşaat tekniklerini kullanaraktan kerpici inşaat olaraktan yapabiliriz. Onun için bir bina yaptık. Ne kadar? 6 metreye 6 metre. İçerisinde muhtar ofisi, muhtarın odası, sekreterin odası, bir tuvalet, çay mutfağı, giriş kapısı filan. 6 metreye 6 metre bir bina. 3 günde inşa ettik. Dolayısıyla çok büyük kazanç kerpiç üzerine kullandığımız inşaat teknolojisi. Bunu muhakkak duyurmak istiyoruz. Hocam peki çok kısa bir sürede dediniz 3 günde. Kerpiçlerin, mazbiriklerin hiç kurumaya bırakılma süreci olmadı mı? O da bu sürece tamam. Dahil şimdi mi? O zaman bir miktar geleneksel kerpiçi konuşalım. Dünyada 1/3 nüfus hala kerpiçte yaşıyor. Büyük ülkeler, büyük şehirler falan hariç yaygın yerleşmeler hala da kerpiç içerisinde. Ve geleneksel kerpiçte bütün dünyada kullanılan sistem, toprağı alıyorsunuz, ona belirli bir oranda saman içine katıyorsunuz bir havuz suyla beraber. Onu ayakla eziyorsunuz, toprak ıslandıktan sonra küreklen aktarılamıyor, yapışıyor kili de yüksek olduğu için. Ayakla ezdikten sonra en az 8 saat saman suyun içinde beklemesi lazım. Her bitkide olduğu gibi bitkinin öz suyu harç suyuna geçiyor. Bitkinin öz suyu organik, toprak inorganik. İnorganik, organik zaman içerisinde polimerizasyon, yani tanecikler birbirleriyle bitişiyor. Yağmur yağdığı zaman artık bunlar ayrılmıyor birbirinden. Ne ile?
samanın öz suyu ile. Saman bulunmayan bir yerse kaktüs yapraklarının, yaprakları kesiyorlar, suda bekletiyorlar. O suyu harç suyu olaraktan kullanıyorlar. Sonuç olaraktan inorganik, organik bir araya gelmiş oluyor ve dayanıklılık sağlanmış oluyor. Sizin yeni reçetenizle uyguladığınız işlemlerde aslında bu şekilde tuğla benzeri kerpiç parçalar oluşturulmuyor anladığım kadarıyla. Özel bir harç yapılıyor. Şimdi yine onu devam edeyim. Geleneksel kerpiçte kil miktarı çok yüksek. Harcı karıştırdığınız zaman eğer bizim kullandığımız gibi beton kalıbının içerisine toprak harcı koyup tokmaklamak, o şekilde bir inşaat yaparsanız kil oranı yüksek olduğu için su uçup gittiğinde büzülüyor, rötre çatlak veriyor. Onun için geleneksel kerpiçte bloklar yapılıyor. Değişik boyda olabilir ülkelerin alışkanlıklarına göre ama blok yapılıyor. Blok yapıldığında kil oranı yüksek olduğu için büzülse de blok halindeyken büzülüyor ve kuruduktan sonra örgüye alınıyor. Ramped earth şeyin içerisine, kalıbın içerisine tokmaklamak. Son söylediğim bloklar yani kerpiçler yapmak. Kerpiç kesmek deniyor zaten. Yani blok haline getiriyorsunuz. Harcı karıştırıyorsunuz, bekletmeniz lazım. Beklettikten sonra şekil vermek için adam lazım, kerpiç kesme için. Koskocaman bir araziye ihtiyacınız var, harman yeri diyelim. O araziye diyelim ki 2000 blok kestiniz, onlar ters yüz edilecek kurusun diye adam lazım. Diyelim ki bir hafta içerisinde size yetecek kadar kurudu, onu depoya kaldırıyorsunuz, tekrardan harç karıştırıp tekrar bloklar yapıyorsunuz. 2000, 4000, 6000 blokla mesela binanızı yapacaksınız. Ne etti? 3 hafta geçti. Daha da büyük binalar yaparsanız daha da büyük vakit. Diyelim 150 ve 1000 blok yapacaksınız. İşte merkezi tesisi, restoranı bilmem nesi, bir de konutları falan olacak. Bütün o işleri yapabilmek için geleneksel harçla yaparsanız deli gibi vakit alıyor. Vakit demek, para demek, işçilik demek. Tokmaklama sistemi yani harcı karıştırıp beton kalıbının içine döküp sıkıştırdığınız zaman işiniz bitiyor. Çok hızlı. Hocam kerpiç evler projesi nasıl başladı? Bir tane TÜBİTAK projesi yaptım. O zaman deprem güvenliği konusunu çalışmak gerekiyordu. Ve deprem güvenliği aslında biraz depremi bilen bir insan olaraktan çok kolay yığma yapıda. Nasıl kolay? Biz tarihe geriye doğru bakacak olursak binaların hepsi yığma taş binalar. Yığma taş binalarda bizim atalarımız taşı kullanmış, araya tuğla örmüş. Taş tuğla. Taşın mukavemeti ile tuğlanın mukavemeti birbirinden farklı. Ve binanın kendi ağırlığı ne kadarsa, diyelim kolaylık olsun 10 ton. Depremde yana dönen kuvvet kendisinin oran olaraktan projeye bağlı. 1/10'u diyelim. Şimdi 10 tonluk ağırlığı olan bina 1/10 yatay kuvvet olarak binaya tesir edecekse o zaman 10 tondan 1 tona dönüyor. 1 tona döndüğü zaman yandan gelen kuvvet binayı ittiği zaman köşegen çatlatıyor. Köşegen çatlattığı zaman bu üstteki parça aşağıya doğru kayıyor. Yani depremin yaptığı iş aslında sadece bir çatlak. O nedir? Taşıyıcılığı kopartıyor. O koparttıktan sonra üst parça o çatlaktan aşağı doğru kayıyor. Heyelan. Kuvvet ilk önce elastik bölgeye tesir ediyor. Düşük mukavemetli bölgeye tesir ediyor. O örgüler de aşağıdan yukarı 10 defaysa, 20 defaysa düşünün şimdi 10 tondu. Yandan gelen kuvvet 1 ton. Ve ben onu 10 defaya böleceğim tuğla dizileri 100 kilo ediyor. Yani 4 tane alçı torbası kadar bir şey ediyor ki binaya hiç tesir etmiyor. Ne dedik? Yandan gelen kuvvet köşegen çatlağı yaptığı zaman bina kendi yükünle kayıyor.
ama öbür künde çatlamış olsa bile yatay 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 çatlayacağı için taşımaya aynı devam ediyor. O kadar kolay. Bunu bulduğumuz zaman böyle şey milli piyango vurmuş gibi çok sevindik. Çok. Zaten de var olan bir şey. Siz onu tekrardan keşfediyorsunuz. Teknik Üniversite Ayazağa'daki TÜBİTAK projesi olarak yaptığımız binada 95 yapımı, 99 depreminde bu tekniği kullandık. Yani aşağıdan yukarıya doğru belirli aralıklarla enerji yutan sistem. Onları uyguladığımız için 99 depreminde hiçbir şey olmadı. Sonra o tekniği biz Ankara Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde sarsma tablası üzerinde binayı inşa ettik. Denemiş olduğumuz, elde ettiğimiz teknikleri o binada kullandık. Ve binada arka arkaya 8 defa 99 depremini uyguladılar. Yıkamıyoruz hocam dediler. Söktüler sistemleri, ayrıldılar arka arkaya. Sonuç gerçek bina boyutunda da bu tekniği uyguladığınızda bina ayakta duruyor, sağlam duruyor. Çok güvenilir. Urfa'da yaptığımız lojman binası GAP İdaresi'ne, Urfa'da da bu 6 Şubat depreminde çok hasar gören, tümüyle yıkılan binalar vardı. Çatlak bile yok binada. Bu şimdi biz akademik aşamadayız. Bunları görebilmek, takip edebilmek çok büyük mutluluk. Evet, ne mutlu gerçekten. Hocam, kerpiç yapıda kaç kata kadar çıkılabiliyor? Şimdi kerpiçin tek kat olduğunda taşıyıcılığı diyelim ki 30 santimlik duvar. Ama biz dış duvarı 45 santim yapıyoruz ki dış iklim, iç iklim, iç iklimi yaşanacak halde tutsun diye. Şimdilik tekrardan diyelim ki 30 santim taşıyıcılık itibariyle. Ama iki kat olduğunda 30 santimin altında ikinci kat 40 santim. Üç katlıysa onun altındaki duvar 50 santim diye sonuç olaraktan gittikçe daha çok yük taşıdığı için gittikçe kalınlaşıyor. Bu çok katlı yapıları olan Yemen, Fas gibi mimariye baktığımız zaman, karşıdan baktığınızda çok katlı binalar, bina böyle, piramit gibi. İçerideki mekanlar eşit olmakla beraber aşağıdaki duvar kalınlıkları birbirini taşıyacak şekilde en üstteki en ince gibi aşağı en alttaki en kalın olmak üzere. Biz çok katlı yapıyla hiç ilgilenmedik. Hep iki katla ilgilendik. GAP İdaresi'nin Urfa'da bir kampüsü, bir alanı var. Lojmanlar, idari binalar, sosyal tesisler, spor alanları, yemekler, içmekler falan. Burada iki katlı, girişte iki daire, onun üstünde iki daire, dört daire. Daireler 100'er metrekareden 400 metrekare. Kerpiçten bir inşaat, örnek bina yaptık. 2000 senesinde yapıldı. 23 sene geçti. GAP İdaresi'nin yönetici en büyük personeli onun içinde yaşıyor. Diğer lojmanlarda yaşamıyor. Niye? Çünkü Urfa'nın yaz iklimi çok sıcak. Yani kış iklimi çok soğuk olmasa da yaz iklimi çok sıcak. Kerpiç malzemeyle toplu konut inşası mümkün mü? Hazır sizde lojman demişken. İşte en güzeli bu olur, toplu konut. Herkesin dikkatini çekmeyebilir. Benim çocukluğumda ilkokul çağı Levent'te oturduk biz. Levent toplu konut. Birinci Levent, ikinci Levent, üçüncü Levent. Dördüncü Levent'te dört katlıya çıktı binalar. Ama birinci, ikinci, üçüncü Levent ya tek katlıydı veyahut da yatak katı salon olmak üzere iki katlı kendilerine ait olan binalardı. Toplu konut dendiğinde çok hızlı inşaat hepimizin işine yarar. Kerpiçle, bizim tekniğimizle inşaat en hızlı inşaat. Hızlı inşaat ne demek? Kullandığımız işçi sayısı azalıyor. Yani her türlü makineyi kullanıyoruz ve çok kısa sürede inşaat yapıyoruz. Dolayısıyla maliyet çok düşmüş oluyor. Hocam, üretim sürecine, maliyetine ve emek gücüne değindik bu noktada. Kerpiç bir yapının ömrüne de bir nebze değinebilir miyiz? Yani bir kerpiç ev ne kadar yıl dayanım sağlar? Şimdi kerpiç ev ömrü dediğimiz zaman malzemesi toprak. Dolayısıyla sonsuz. Yani 3 sene, 5 sene, 15 sene diye bir şey yok. Toprak kadar ömürlü. Kerpiç duvarları
olan Çatalhöyük var. Çok tarihi bir ve 10 bin senelik. Hala duvarlar duruyor, toprak duvarlar. Tabii insan sosyolojik yapısı, birbirleriyle ilişkilerle orasını boşaltması filan hariç binalar orada duruyor. Sonuç olaraktan kerpiç binanın ömrü diye bir problem yok, sonsuz. Hocam şuna değinmedik. Kerpiç hibrit kullanımı uygun bir malzeme mi? Örneğin çelikle, ahşapla hatta betonla ilişki kurabilir mi? Yapıda hiçbir malzeme tek başına kullanılmaz. Yani başından sonuna kadar. Belki ahşap için söyleyebiliriz. Hani temelde kullandım, döşemede kullandım, duvarda kullandım, pencere yapımında kullandım falan diye. Ama onun dışında muhakkak bir sürü malzeme bir arada kullanılacak. Dünkü konuşmada şeyi soruyorlardı. Hocam duvara mutfak dolabını asmak istiyoruz. Onu çivilesek durur mu kerpiç duvarda diye. Ayazağa'ya götürdük. Çivi verdik eline. Çekicimiz yoktu. Bir kocaman kaya verdik eline. Çiviyi duvara, toprak duvara çaksın diye. Çakamadı. O kadar mukavemetli bir duvar elde ediliyor. Peki şöyle bir şey sormuş olsam size. Şimdi mesela bu videoyu izledi seyircilerimiz ve bir arazileri, bir arsaları var ve üzerine kerpiç bir ev yapmak istiyorlar. Nasıl bir yol izleyebilirler? Nasıl kurum ya da kuruluşlara başvurmalılar ya da nasıl kaynakçalara ulaşmalılar? Şimdi o kaynakça üzerinde kerpiç.org'un sayfasına girildiği zaman benim bundan evvelki koyduğum belgeler İngilizceydi. Çünkü ben 90'dan beri yapıyorum, ne oluyor 30 sene 40 sene falan gibi bir süreç. Şimdi Türkçe olanları da yerleştiriyorum ve orada karışımdaki oranlar, nasıl karıştıracaklar, kalıba nasıl yerleştirecekler, nasıl tokmaklayacaklar filan teknikleri onun içerisinde var ve belirli bir düzey kendilerini bilgilendirdikten sonra zaten ben alıştım, günde 3 değişik başvuru oluyor, konuşuyoruz. Benimle de konuşabilirler. Mesela Viranşehir diye bir bölge. Ben bir sabah İstanbul'dan Urfa'ya uçtum, Viranşehir'e gittim. Kendi evini kalıp içerisine tokmaklayaraktan inşa edecek olan insanlarla beraber çalıştık. Toprağın niteliği konusunda, oranlama alçı kereç konusunda, nasıl karıştıracaklar, nasıl su serpeleyecekler, hangi oranda su serpeleyecekler. Kalıbın içine beraber çalıştık, öğlenden sonra çalıştık. Ve sitelerini kurdular. Sonuç olaraktan iki kelime Viranşehir, boşluk, kerpiç diye yazdığınızda, bir de bilge yazarsınız belki. Yazdığınızda size gelen belgelerde o sistem nasıl kurulmuş ve görseller nasıl inşaat yapmışlar hepsi orada gözüküyor. Muhakkak bir ön çalışma yapmaları lazım ve oradan soru belirlemeleri lazım. Yani bize ne oluyor? Hiç ön bilgisi olmadan arayanlar, soranlar oluyor. Rica ediyorum önce bir ders çalışsınlar, ondan sonra arasınlar.